Bir zamanlar buradan çok uzaklarda tüm saraylardan daha büyük, daha beyaz bir saray varmış. Pamuk Prenses ve Prens Antoine bu sarayda yaşarlarmış. İkisi de birbirine çok aşıkmış. Sabahları bahçeleri gezer, öğlenleri ata biner, akşamları da büyük salonda dans ederlermiş. Pamuk Prensesim, öyle güzelsin ki aydınlatıyorsun her gecemi. Yanımda olduğun sürece prensim, yıldızlar gibi parlayacağım ben de. Onların bu aşk dolu geceleri huzurla gelip geçerken, karanlık ormana hapsolmuş kötü kalpli kraliçe Hella, kendine zehirli çamurdan yeni bir şato yapmış. Kahyası Dunkov da bu şatoda Hella'ya hizmet ediyormuş. Hella'nın her şeyi izleyebildiği bir cam küresi varmış yanında. Cam küre, Pamuk Prenses'in hala kendisinden güzel olduğunu gösterince, Hella'nın onu yok etme hırsı daha da güçlenmiş. Önce sevdiğini, sonra güzelliğini yok edeceğim Pamuk Prenses. Kimse benden daha güzel olamaz. Siz herkesten güzelsiniz saygıdeğer efendim. Benden bile. Dön arkanı Dunkov. Çirkin yüzünü görmeyeyim. Kötü kalpli Hella cam küresinden prensin saraydan ayrıldığını görmüş. Ve kötü planını gerçekleştirmek için gözlerini kapatıp ondan çok uzaktaki kara aynasına seslenmiş. Kara ayna, kapkara ayna, kalk ayağa, yansıt ve düşür prensi karanlık ormana. Kara ayna, Hella'nın büyülü sözleri sayesinde bir ağacın önünde durup cam gibi saydamlaşmış. Kimse orada bir ayna olduğunu anlayamazmış. Bu arada sarayda Pamuk Prenses'in en yakın dostları olan yedi cüceler saray madencileri olarak prensesin yanında yaşamaya başlamışlar. Pamuk Prenses onları her sabah madene uğurluyormuş. Güle güle yedi cücelerim. Kazma ve kürekleriyle kraliyet için değerli taşlar toplamakmış cücelerin yeni işi. Biz tam yedi cüceyiz, hop 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 hop. Çalışkan madencileriz, hop 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 hop. Ormanlardır evimiz, hop 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 hop. Biz tam yedi cüceyiz, hop 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 hop. Bakın bakın, bu da ne böyle? Ne kadar da parlak. Sakar, ne yaptın? Dağıttın hepsini. Durun durun, işte burada daha fazlası var. Cüceler madenin derinlerinde çok değerli, parlak bir toz bulmuşlar. Ama ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını bilmiyorlarmış. Bu yüzden hepsi minik keselerine parlak tozdan doldurup sarayın yolunu tutmuşlar. O sırada Prens Antoine atı Prego ile birlikte ormanda ilerliyormuş. Pamuk Prenses için güzel kokan çiçeklerden toplayıp bir parfüm yaptıracakmış. Az ileride kıpkırmızı bir çiçek dikkatini çekmiş ve atını oraya sürmüş. Ho ho Prego! Prens tam çiçeğe uzanacakmış ki eli boşluğu kavramış. Bir adım daha atmış ve kara aynanın yansımasından karanlık ormanın içine düşmüş. Atı Prego şaha kalkmış ve geri dönüp hızla sarayın yolunu tutmuş. Prens ise toprağa yayılan sarmaşıkların içinde baygın yatıyormuş. Hella, prensin başına gelmiş ve büyülü sözlerle onu etkisi altına almış. Yakışıklı Prens Antoine, ben ne dersem onu yapacaksın.
Pamuk Prenses'i artık tanımayacaksın. Prens Antoine uyanmış. Fakat duygusuz bakan gözleri başka bir renkteymiş artık. Kötü kalpli Hella'ya itaat etmek için önünde diz çökmüş. Emrinizdeyim kraliçem. Bu esnada prensin atı Prego saraya varmış. Pamuk Prenses atın tek başına döndüğünü görünce telaşlanmış. Prego, Antoine'a bir şey mi oldu yoksa? Pamuk Prenses, Antoine'ın başına ne geldiğini öğrenmek için sarayın en uzak ve en karanlık odasına koşmuş. Çünkü o odada ne varmış biliyor musunuz? Kötü kalpli Hella'nın her zaman doğruları söyleyen sihirli aynası. Hiçbir şeyden haberi olmayan yedi cüceler de hoplaya zıplaya saraya varmışlar. Pamuk Prenses'in telaş içinde koştuğunu görünce onlar da arkasından gitmişler. Ve birlikte gizemli odaya girmişler. Pamuk Prenses sihirli aynanın karşısına geçmiş. Ayna ayna söyle bana, ne oldu Prens Antoine'a? Ayna cevap vermemiş ilk başta. Pamuk Prenses de tekrar sormuş. Ayna ayna söyle bana, ne oldu Prens Antoine'a? Ayna cevap vermiş sonunda. Kötü kalpli Hella büyüledi onu karanlık ormanda. Hella! Biliyordum. Bu işin arkasında onun olduğunu biliyordum. Cüceler şaşkınlıkla konuşan aynaya bakıyorken aynanın üzerinde Hella'nın silüeti belirmiş aniden. Yedi cüceler Hella'yı görünce korkudan birbirlerinin gözlerini kapatmışlar. Kurtarmak istiyorsan sevgilini, uzat o narin ellerini. Pamuk Prenses, Antoine'ı kurtarmak için elini aynadan içeri uzatmış. Dur, dur. Gitme prensesim, gitme. Ve kendini bir anda karanlık ormanda bulmuş. Gökyüzünde şimşekler, ormanda alev almış ağaçlar, uzun kuyruklu hayvanlar varmış burada. Prensesi yalnız bırakmak istemeyen yedi cüceler de birbirlerini cesaretlendirip sihirli aynadan içeri atlamışlar. Pamuk Prenses ve yedi cüceler karanlık ormanda ilerlerken birkaç ateş böceği yanlarına gelip ışıklarıyla onlara yol göstermiş. Işık sayesinde zar zor görülen kapkara bir göl fark etmişler önlerinde. Prenses ve yedi cüceler dikkatlice karşıya geçmek isterken birden sekiz kollu, mor renkli dev bir ahtapot çıkmış suyun içinden. Ahtapotun kolları o kadar uzunmuş ki cüceleri tek tek yakalayıvermiş. Korkunç ahtapot sekizinci koluyla tam Pamuk Prenses'i de yakalayacakken ateş böceklerinin ışıkları ahtapotun gözlerini rahatsız etmiş. Işığınızla yenebiliriz onu. Daha fazla ışık yapın ateş böcekleri. Ateş böceklerinin ışıkları Pamuk Prenses'in etrafında iyice güçlenmiş, çoğalmış. Ortalık daha da aydınlanınca ahtapotun gözleri görmez olmuş ve dengesini kaybetmiş. Cüceler de bu durumdan yararlanıp yapışkan kollardan kurtulmuşlar. Ahtapot derin sulara geri dönmüş. Teşekkürler Pamuk Prenses. Hayatımızı kurtardın. Daha dikkatli olmalıyız. Bakın, Hella'nın şatosu buraya çok yakın. Bu sırada şatoda onları bekleyen kötü kalpli Hella, Dunkov'dan kalın bir ip istemiş. Beceriksiz Dunkov da getirdiği ipe dolanıvermiş. Hella bir dokunuşuyla ipi büyüleyerek Dunkov'u çözmüş. Ve Antoine'a dönüp prensesi bu büyülü iple yakalamasını emretmiş.
Pamuk Prenses ve yedi cüceler sonunda şatonun avlusuna varmışlar. Antoine karşılarında elleri kolları bağlı duruyormuş. Pamuk Prenses koşarak prensin yanına gelmiş ve ona dokunur dokunmaz büyülü ipler Antoine'ın bileklerinden Pamuk Prenses'in bileklerine doğru düğümlenmiş. Yakaladım onu kraliçem. Yedi cüceler prensesi kurtarmaya çalışıyorken Hella ateşler içinden kendini göstermiş. Sonunda geldin Pamuk Prenses. Ne kadar da kötü kalplisin Hella. Antoine bana asla böyle bir şey yapmazdı. Onu büyülemişsin. Hella etrafında yayılan ateşiyle Pamuk Prenses'in üzerine yürümeye başlamış. Tam o sırada sakar cücenin minik kesesi açılmış ve madende buldukları toz prensesin ellerine dökülmüş. Düğüm olmuş ipler böylece çözülüvermiş. Madende bulduğumuz toz büyüleri bozuyor. Pamuk Prenses tozun etkisini görünce kolyesinin yıldız tozundan olduğu aklına gelmiş ve ucundaki kapağı açıp içindekini Prens Antoine'a üflemiş. Bu sayede prens büyünün etkisinden kurtulmuş ve gözleri de eski haline dönmüş. İp! Çabuk ipi getir bana Dunkov! Prens Antoine daha çabuk davranarak yerdeki ipi alıp Dunkov'un üzerine atmış. O da kendi kendine düğüm olmuş. Tüm cüceler yan yana gelip keselerindeki bütün tozu Hella'ya üfleyerek etrafındaki ateşi söndürmüşler. Ve Hella olduğu yerde koca bir taşa dönüşmüş. Ardından tüm tozlar birleşip güçlü bir rüzgar yaratarak karanlık ormanı yok etmiş. Güneş yeniden yerini bulmuş, orman yeşillenip çiçeklenmiş. Kötülük cezasını, aşk ve dostluk da yerini bulmuş. Evet. Yaşasın. Pamuk Prenses, Prens ve yedi cüceler yeniden bir arada olmanın mutluluğuyla saraylarına geri dönmüşler. Artık her şey eskisi gibi güzel ve huzur doluymuş. Mutluluğu buldum ben bu ormanda. Küçük dostlarım korur.